Başer, spor her yerdeyi sunar. Sevgili seyirciler, spor her yerde bu akşam gerçekten çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz Türkiye Karate Federasyon Başkanımız Sayın Esat Deli Hasan. Bu akşam karateyi konuşacağız. 2021 Tokyo Olimpiyatlarını konuşacağız. Türkiye'deki karatenin konumunu konuşacağız. Öncelikle şu an bizleri ekran başında izleyen sevgili seyircilerimize hayırlı akşamlar dilemeden önce Naim Süleymanoğlu gerçekten ülke sporuna çok büyük katkı değer sunan ölümünün 3. yılını rahmetle anıyoruz buradan. Gerçekten yine bugün Ordu Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Mustafa Genç, dünya şampiyonu, milli sporcumuz, aynı zamanda Ordu Gençlik Spor İl Müdürümüz Mustafa Genç'in de annesi rahmeti rahmana kavuştu. Ona da Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz. Karate Federasyon Başkanımız Sayın Esat Deli Hasan kimdir? Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle Mustafa kardeşimizi başsağlığı diliyoruz. Muhterem annesine de Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca Türk sporunun unutulmaz ismi Naim Süleymanoğlu'nu da ölümünün 3. yılında rahmetle anmadan geçemeyeceğiz biz. Herkese, bütün ölmüşlerimize Allah rahmet etsin diyeyim. Esat Deli Hasan 1969 Rize doğumlu. 1984 yılında karateye başladı. Defalarca milli takım formasını giydi. Daha sonra kulüp antrenörlüğü, milli takım teknik direktörlüğü görevlerinde bulundu. Şu anda da acizane Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten bir kardeşiniz. Evet, öncelikle başkanım, spor her yerde programını nasıl buldunuz? Böyle bir Türkiye'deki böyle bir programı nasıl buldunuz? Gerçekten bu tür programlar önemli. Çünkü amatör sporların sesini duyuran çok fazla program yok. Sizinki var. Ülke TV'de Ömer Önder'inki var pazartesi günleri. Bir ara Mehmet Hoca'nın da vardı. Mehmet Çelik'in, biliyorsunuz. Evet. O da epeydir o da yapmıyor. Şu anda siz kaldınız. Bu tür programları yapanlar. Ben teşekkür ediyorum size, kanalınıza. Çünkü amatör sporların daha çok sesini duyurduğu bir ortamda ülke sporunun gelişmesi çok daha sağlıklı ve isabetli olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Öncelikle başkanım, karateyi konuşacağız, olimpiyatları konuşacağız. Çünkü olimpiyatlar Türkiye'mizin için çok önemli bir konu ve ilk defa karatede olimpiyatlarda 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak. Pandemiden dolayı, ülkemizi ve dünyayı saran pandemiden dolayı 2020'de olacak olimpiyatlar bir yıl ertelendi ve 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda Ağustos ayında olacak sanırım. Olimpiyatları konuşacağız. Şu an bizi ekran başında izleyen sevgili seyirciler, birçok sorumuz var Karate Federasyon Başkanımız, spor adamı Sayın Esat Deli Hasan'a. Bizleri sosyal medya hesaplarından, Instagram ve Facebook'tan da şu an sormak istediklerinizi Facebook'tan sorabilirsiniz. Başkanımıza sorularınız varsa getirebilirsiniz. Biz de buradan başkanımıza iletebiliriz. Karate'de kaç branş vardır başkanım? Ya şimdi şöyle, karate yarışmaları iki şekilde oluyor. Kata ve kumite olarak oluyor. Ama stil olarak soruyorsanız kaç stil vardır diye, aslında dünya genelinde yüzün üzerinde stil var. Ama Türkiye'de bilinen, daha çok insanlarımızın anladığı Shotokan, Wadaryu, Goju-ryu, Shutoryu, Kyokushinkai, Ashihara, Kenpo Karate ve Nambudo stillerinde Türkiye'de daha çok iştikal edilen stiller bunlar. Son dönemlerde biliyorsunuz aslında Vuko'ya geçtikten sonra Vuko'nun kataları daha sonra WKF oldu. Katalarda bazı kısıtlamalar yaptı. Kısıtlamalarda işte Shotokan, Wadaryu, Goju-ryu ve Shutoryu katalarını kabul etmişti. Ama şu anda son birkaç yıldır Kyokushin katalarını da artık yarışmalarda çizilebilir hale geldi. Onların katalarını da yarışmalarda çizebilme imkanları var. Dediğim gibi yani Türkiye'de yapılan stiller bunlar. Aslında yüzün üzerinde karate stili var ama aktif olarak yapılanlar bunlar. Tabii bu kataların yarışmalara çizilmemesi, Kyokushinkai, Ashihara ve Kenpo, Nambudo gibi stillerin biraz değişmesine,
sayılarının azalmasına, hocalarının bu katalardan dolayı bazı stil değişikliklerine gitmesine neden oldu. Karate asıl kökeni Japon bir sporu. Japonya, evet. Japonya'da. Karate'nin Türkiye'deki tarihçesi ve nedir yani? Türkiye'deki tarihçesini kısaca bize anlatabilir misiniz? Ya şimdi tabii bizim bildiğimiz Hakkı hocamız sayesinde Türkiye'ye karate geliyor. Yurt dışında bir seminerde judocu olarak gittiğinde karateyi öğrenip gelip burada öğretmeye başlıyor. Ondan sonra tabii stiller doğuyor. Bunun aşağı yukarı 50 yılın üzerinde bir mazisi var. 1981 yılında da federe oluyor. Judo, tekvondo, karate. Sonra tekvondo ayrılıyor. Judo Karate Federasyonu olarak devam ediyor. 1991'de de Hakkı Koşar başkanlığında müstakil federasyon olarak yoluna devam ediyor. Tabii bu sürelerde karatenin aldığı yol ve mesafe çok büyük. Türkiye'de şöyle de bir özelliği var karatenin. Bütün uzak doğu sporları dendiğinde ilk önce karate olarak evet. söyleniyor. Sonra diğerleri ayrılıyor. Çünkü zamanında hocalarımızın ortaya koyduğu emekler, işte medyadaki yer alma neticesinde ve filmlerin etkisiyle bütün hepsi karate olarak anılıyor. Karate Kid çocuk vardı. Tabii, mesela tabii, bizim tabii. çocukluğumuzda Bruce Lee ve karate filmleriyle büyüdük biz. Evet, evet. Oradan ilgi duyduk yani. Eskiden çok basın, çok yaygın olmadığı evet. için. Jack Norris işte bu işte. Türkiye'de de bunun öncüsü Cüneyt Arkın biliyorsunuz. Evet, evet. Cüneyt Arkın sinema sektöründe olması münasebetiyle bütün hepsi karate olarak geçti. Evet. Gerçekten yani Cüneyt Arkın da Türk sporuna çok büyük katkı. Evet, evet. Uzak doğu sporlarına. Hem kişilik evet. karakter olarak evet. hem de bu ülkede karatenin bir konuma gelmesi. Karateyi bildiğimiz kadarıyla en yakın branş olarak hangisi yakın yani? Yani şimdi yakın aslında uzak doğu sporlarının hepsi birbirine yakın ama bir evet. o kadar da uzak. Çünkü meşeleri farklı, kuralları farklı ama judo, karate, tekvando, kung fu gibi branşlar prensip açısından, do felsefesi barındırdıklarından biraz daha sanki o felsefe yönüyle birbirlerine daha yakın gibi. Evet. Türkiye'deki karate federasyonu olan ülkemizi en faal federasyonlardan birisiniz. Yurt içi ve yurt dışı da yılda kaç faaliyet programınız oluyor? Ya şimdi gerçekten 100'ün üzerinde faaliyetimiz oluyor. Bazen her hafta birkaç yerde aynı anda faaliyetlerimiz oluyor. Yani eğitim seminerleri, dans seminerleri, diğer hakem eğitim seminerlerini müsabakalarla beraber birleştirirseniz 200'ün üzerinde faaliyet oluyor. Mesela olimpiyat puan müsabakaları esnasında şu ana kadar 24 tane müsabaka yaptık, puan müsabakası. 2 tanesi kaldı. Aslında 2 tanesi kaldı. Baktığın zaman diğer branşlara göre bizim federasyonumuzun yani Dünya Federasyonu'nun seçtiği bu yol biraz zor ve meşakkatli bir yol oldu. Onun dışında tabii Balkan şampiyonaları, yaş kategorilerinde Akdeniz şampiyonaları, ondan sonra Karadeniz Hazar ülkeleri Karate Federasyonu'nun şampiyonaları. Boğaziçi turnuvası. Boğaziçi bizim federasyon olarak yaptığımız turnuva. Ayrıca işte Marmara Cup, Turkish Open, İstanbul Open gibi onlarca yani onlarca dediğim onun üzerinde de turnuva gerçekleştiriyoruz. Aşağı yukarı şöyle bir özelliği de var tabii. Bu turnuvaları yaparken iki şeyin faktörü olan bir karatenin Türkiye'deki gelişmişliği, iki organizasyon becerisi açısından çok sayıda sporcuyu da ülkemize bu anlamda getirme imkanımız oluyor. Turizme de ayrıca bir katkımız olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Ya başkanım, ülkemize lisanslı sporcu sayınız kaç? Antrenör ve hakem sayımız şu an 2000, yeterince. 2019 sonu itibariyle biz göreve başladığımızda 67 bin olan lisanslı sayıcımız 253 bine çıktı 2019 sonunda. Ayrıca aktif sporcu sayımız da 17 binden 43 bin küsüre çıktı. 44 bine yakın 2019 sonu itibariyle söylüyorum. Antrenör sayılarımız da düzenli. Antrenör kursları, seminerler tertipleyerek ciddi anlamda arttırdık. Aynı şekilde hakem sayılarımızı da çok ciddi anlamda arttırdık. Hakemler de ayrıca uluslararası hakem sayımızı da çok ciddi manada yukarıya çektik. Şu anda zaten Dünya Hakem Kurulu'nda video analizden sorumlu bir arkadaşımız görev yapıyor. Hı hı. Ayrıca Avrupa Hakem Kurulu'nda da görev yapıyor bu arkadaşımız.
Dünya Teknik Kurulu'nda da bir arkadaşımız, Aytekin hocamız, biliyorsunuz Marmara Üniversitesi'nin spor eğitim bölümünde karate sorumlusu. Arkadaşımız da Dünya Teknik Kurulu'nda görev yapıyor. Hakem arkadaşımız da bildiğiniz gibi Uğur Kobaş, olimpiyatlarda da inşallah aksilik olmazsa görev yapacak. Yani her anlamda hem Türkiye'deki etkinliğimizi ve sayımızı arttırırken uluslararası alanda da etkinliğimizi ve kurullarda olan arkadaşlarımızın sayılarını arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Yani bu teknik kurul ve hakem kurulunda olmak çok önemli. Bunları önemsiyoruz. Ülkenin sporunun nerede olduğunu ya da neyi hedeflediğini anlamak açısından bu kurullar çok önemli ve iyi bir işaret de veriyor bize. Evet, hocam öncelikle karate denildiği zaman çocukluğumuzdan biz biliyoruz. Kung fu ve karate olarak evet, hep hafızalarımızda evet, kalan. Şu an Türkiye'miz 81 ilden ibaret. Şu an Türkiye'de kaç ilde karate aktif olarak? Ya şimdi bütün illerimizde bizim karate yapılıyordu. Biz göreve geldikten sonra aslında yapılmayan birçok ilimiz vardı. Onları antrenör görevlendirmeleri yaparak çalışmalar yaptık. Şu anda il temsilciliği konusunda 76 ilimizde il temsilcimiz vardı. 4 tanesi ölüm ya da istifadan dolayı boşalmıştı. Bir tanesi de yeni, geçen hafta 2 gün önce rahmetli oldu İrfan hocamız Aydın'da. 75 ilde şu anda il temsilcimiz var ama bunların hepsinin yerine özellikle ilk 5 tanesini daha önce yazıp göndermiştik. Yakın zamanda atamalar yapılmış olması lazım. Bakanlıkta biraz onların işte pandemiden dolayı biraz şey yaptı. Onun dışında yeni Aydın içinde yeni bir il temsilcisi atama durumunda kalacağız. Çünkü İrfan hocamız rahmetli oldu. Ben buradan bu vesileyle İrfan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, bütün camiamıza da başsağlığı diliyorum. Gerçekten camiamızda sevilen insanlardan biriydi. Evet, başsağlığı demişken başkanım, biz de spor her yerde ailesi olarak daha önceki programımızda da dile getirdik. Yaklaşık 1-1,5 ay önce de sizin babanız rahmetli oldu. Buradan mekanı cennet olsun. Sizin de başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Bütün geçmişlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Evet. Başkanım, geçen yıl Diyarbakır'da Türkiye Şampiyonası düzenlediniz. 2023 Avrupa Karate Şampiyonası Gaziantep'te organizasyon edilecek. Neden Gaziantep'i tercih ettiniz? Şimdi şöyle, Diyarbakır'dan başlayalım. Diyarbakır'da tabii uzun zamanlardan beri şampiyona yapmak istiyorduk. Çeşitli nedenlerden, ailelerin biraz isteksizliğinden dolayı yapamamıştık ama en son ne olursa olsun yapacağız dedik, yaptık. Ben o şampiyonada emeği geçen Diyarbakır'daki arkadaşlarımıza, Spor Yazarlar Derneği Başkanı'na, il müdürüne, valimize ve oradaki karate antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Çok da güzel oldu. Gelen herkes de memnun oldu. Türkiye yani Cumhuriyet'in tarihinde Diyarbakır, evet, Diyarbakır'da ilk Türkiye şampiyonası yapan federasyon olma özelliğini kazanmıştık. 2000'e yakın sporcu vardı, sayıyı tam hatırlamıyorum. Belki de üzerindeydi, tam hatırlamıyorum. Ümit Gençler'di çünkü. İlk Türkiye şampiyonasını yapmış olduk. Biz tabii Türkiye şampiyonalarını genelde Türkiye'nin her yerinde dağıtarak yapmaya çalışıyoruz. İlk göreve geldiğimizde de 11 bölgeye Türkiye'yi ayırmıştık. O 11 bölgede müsabakalar yaparak hem karatenin bilinirliğini hem de oradaki sporcuların daha bir günü birlik bir araya gelip kaynaşmalarını, müsabaka yapmalarını, kendilerinin gelişmelerini amaçlamıştık. Gaziantep'te yapmamızın sebebi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Hanım sağ olsun, kendisiyle daha önce görüşmelerimizde bir Türkiye şampiyonası orada organize etmiştik. Potansiyeli görünce Esat Başkan bir tane daha istiyorum dedi. Bir tane daha yaptık. Sonra ısrar etti. Dedi artık yetmez dedi Gaziantep'e. Bir tane uluslararası bir şampiyon alalım dedi. Bir tane uluslararası şampiyon alalım dediğinde bu sefer biz Avrupa Karate Federasyonu ile Türkiye'de yapacağımız bir Avrupa şampiyonası vardı. 2022. İşte Gaziantep'te yapacağımızı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde bize sponsor olacağını söyledik. Aslında ilk başlarda Türkiye'nin İstanbul dışında organizasyon yapmasını istemiyordu Avrupa Federasyonu, Dünya Federasyonu. Konya'da yaptığımızda da büyük zorluklarla karşılaşmıştık yapmadan önce ama organizasyonu yaptıktan sonra ne kadar doğru bir karar olduğunu tabii Konya'nın ev sahipliğinde görmüş oldular, çok mutlu oldular. Aynı mutluluğu Gaziantep'te de yaşayarak döneceklerini düşünüyorum. Çünkü Gaziantep hem
kültürel hem tarihsel olarak hem de tabii bir gastronomi şehri olarak gelenlerin çok dikkatini çekecek ve hafızalarına çizilmeyecek bir şampiyon olacak. Aslında Türk ülkemizi her yöremizi tanıtmak istiyoruz. Tabii, yani işin özelliği bu. Yani bizim görevimiz turizm açısından da çok önemli. Evet, yani İrfan hocam bizim görevimiz sadece bacası tutmayan bir fabrika yani. Sporcuların aldığı başarılar değil. Sporcuların aldığı başarılarla beraber sosyal alanda da başarılar sağlamak, katkı sağlamak, katma değer sağlamak. Gaziantep'te hem tarihimizi hem Güneydoğumuzun güzel kültürünü Avrupalı'nın görmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece bir şampiyona aldık, başarılı olduk değil. Her açıdan Türkiye'nin tanınmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Mutlaka yani. Onun için inşallah iyi geçecek diye düşünüyoruz. Bir de karate ülkemize baktığımız anlamda çok kontrollü ve disiplinli bir branş. Federasyon açısından da çok disiplinli bir federasyon. Çok da birçok 66 federasyonu içerisinde bayağı bir başarılı. Bunun sırrı nedir yani? Vallahi sırrını bilmiyorum. Sırrı çalışmak herhalde. Samimiyet bir de olsa gerek. Yani başka ne olabilir? Yani çalışacaksın, samimi olacaksın. İşine ikinci iş, üçüncü iş, ek iş olarak bakmayacaksın. Senin hayatının bir parçası olarak bakacaksın. Hayatının bir parçasıysa onu en iyi şekilde geliştirmeye çalışacaksın. Camiayı da kendi ailenin bir parçası göreceksin. Aile bireyleri gibi onlara davranacaksın. En azından rol yapmayacaksın. Neysen o, olduğu gibi her işi ve her sözü gerçekleştirip yoluna devam edeceksin. Yani burada bir şey aramaya gerek yok. Yani aslında bazen şey yapıyorlar, ben ilk federasyon başkanı olduğumda gazeteciler sormuştu. Esat Hoca, sen hocaydık tabii. Şimdi karatenin başına geldin. Çekirdekten en başına geldin, ne düşünüyorsun? Ben onlara bir cevabım olmuştu. Yine de o cevabımın arkasındayım. Ben en başına gelmedim. Şimdi en altına geldim. En altına geldim yani bütün sorumluluklar artık bizim omuzlarımızda. Büyük aldık omuzumuzda. Taşımamız lazım. Alttayız şimdi, üstte değiliz. Yani makam öyle gözükebilir ama aslında işin altındayız yani. İşi kaldırmamız lazım. Yürütmemiz lazım. Öyle görüyoruz. Şu anda da Allah'a şükür bugüne kadar Allah mahcup etmedi. İnşallah bundan sonra da mahcup olmayız. Hem tecrübe olarak hem bilgi birikim olarak hem edindiğimiz çevre olarak iyi bir durumda olduğumuzu, bundan sonra aslında yaptıklarımızdan daha iyi hizmetler yapabileceğimizi de düşünüyorum. Yani çünkü camia samimi oldu mu, samimiyetle seninle o samimiyet seni teşvik ediyor ve güç veriyor sana. Bu samimiyeti de görüyoruz camiada. Evet, gerçekten ben şahsım olarak sizlerin hem kişilik karakter olarak hem de karate camiasını toparladığınıza şahitim. Buna gerçekten vicdanen rahat bir şekilde söyleyebilirim. Pandemi sürecine geleceğiz. Pandemi sürecine gelmeden önce başkanım, karate olarak son 5 yılda 4'ünü dünya sıralamasında birinci olarak kapattınız. Bu bilgi bildiğimiz kadarıyla 66 federasyon arasında yaklaşık bu sıralamayı başka bir federasyon yakalayamadı. Dünya sıralamasında son 5 yılın 4'ünü birincilikle tamamladınız. Bu güzel bir başarı ülke açısından. Karate camiası açısından da güzel bir başarı. Buna anlatır mısınız? Ya şimdi şöyle, biz çocukken oyun oynardık. Oyunda herkes bir ünlü biri olurdu. Biri Cüneyt Arkın olurdu. Biri işte Kadir İnanır olurdu. Birisi işte Burişli olurdu. Birisi ne bileyim işte yani ünlü sinema oyuncularından biri olurdu. Ya da futbol yıldızı olurdu birisi. Ben her zaman oyunu oynarken ben Esat'ım derdim. Dediler oğlum birisi yani birinin rolüne gir işte. Yani bu oyunda böyle olurken dedik ben herkes kendisi olarak bir işi başarabilir. Yani bizim diğer federasyonlarla kendimizi hiçbir zaman kıyaslamadık. Kıyaslamıyoruz. Çünkü herkesin kendi mecrasında yaptığı işler, kendi mecrasında gelişen imkanları ya da şartları doğrultusunda oluşan durumlar var. Biz hiç kimseye bakmadan sadece kendimizi bir adım daha ileriye nasıl götürürüz, nasıl taşırız? Özellikle böyle. Tabii genel olarak da bütün sporların başarılı olmasını istiyoruz. Çünkü bütün sporlar başarılı olduğu zaman gerçekten o zaman yaptığımız işin güzelliği ortaya çıkar. Herkesin başarısı aslında paylaşılabilir. Başarı paylaşılıyor ama başarısız olduğunda onu paylaşan çok olmuyor.
Onun için herkesin başarısı, yani biz başarılı olduğumuzda bütün spor kamuoyu bundan yararlanabiliyor, istifade edebiliyor. Az önce dedim, bütün uzak doğu sporları karate diye biliniyor. Herkes aslında bundan bir parça alıyor, yani bir pay alıyor bu başarıdan. Onun için başkalarının başarısından biz de pay alırız diye düşünüyorum. Onun için herkes başarılı olsun istiyorum ama özelde sadece kendi işimize yoğunlaşarak, biz özellikle genel klasmanda birinci olalım, ikinci olalım, böyle bir hesap yaparak da değil. Biz her gittiğimiz organizasyonda ilk beşin, ilk altının içinde olalım istiyoruz. Çünkü sürdürülebilir başarı çok önemli. Yani Saman Ağa ve Alevi gibi günden güne, aydan aya değişen başarılar olabilir. Bir yıl başarılı olursunuz, üç yıl yok olursunuz, beş yıl yok olursunuz, bir daha başarılı olursunuz. Bunun çok doğru bir başarı sistemi olduğunu düşünmüyoruz. Sürdürülebilir, devamlı bir başarıyı amaçlıyoruz. Antrenörlüğümüzden beri bu doğrultuda çalışıyoruz. Şu anda federasyon olarak da her müsabakada hep birinci olmak istiyoruz ama en kötü şartlarda altıncılığı aşağıya düşmeyelim istiyoruz. Yani bir istikrarımız olsun istiyoruz. Yani ilk altının içinde her zaman olmak istiyoruz. Allah'a şükür bugüne kadar da Allah nasip etti. Bir sürü başarılar elde ettik. Son işte dönemde de bir yıl hariç genel klasmanda 2016'dan beri birinci olarak devam ediyoruz. İkinci de olabiliriz, üçüncü de olabiliriz. Bazen şartlarla da değişebiliyor. Bu imkanlarla da değişebiliyor. Katıldığınız üst düzey müsabakalar adetleriyle de değişebiliyor. Ama tabii şu anda bizim başarımızın tamamını taçlandıracak bir olay var önümüzde benim açımdan. Evet. O da olimpiyat. Çünkü bu kadar olimpiyatlara geleceğiz. O bu kadar başarılı olmuşken olimpiyatlarda bunu taçlandırmak istiyoruz ki bunu yapabilecek antrenörlerimiz, sporcularımız da mevcut. İnşallah başarırız. Başkanım, birkaç mesajımızı okuyalım. Mesajlarımız var. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Murat Yıldız iyi yayınlar diliyorum. Federasyon başkanımıza başarılar diliyorum demiş. Yıldızlar Spor Kulübü milli takım antrenörü demiş. Abdullah Miskar, sevgili başkanım ve değerli İrfan hocam, kolay gelsin demiş. Kemal Ayhan, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Resul Doruk bizi izliyormuş. İsmail Keskin, hayırlı yayınlar İrfan hocam. Başkanımıza selamlar iletiyorum. Kyokushin karateciler olarak başarılar diliyoruz demiş başkanımıza. Abdullah Beyrek, hayırlı akşamlar İrfan kardeşim. Siz ve konuğumuza hayırlı programlar diliyoruz demiş. Çok güzel bir program demiş. Murat Tekir, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Hocam, Esat Başkan'a da selamlar iletiyoruz. 15 Temmuz Gençlik ve Spor Kulübü Murat Tekir. Ramazan Çeliktürk, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Selam duayla demiş. Saygılarımı sunuyorum demiş. Değerli Esat Başkan'ım demiş. Os yazmış. Biz de Ramazan Hoca'ya selam iletiyoruz. Serkan Bakır Ankara'dan selam aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar demiş. Serkan hocama da, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hocası, ona da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Sema Doruk iyi yayınlar demiş. Ramazan Çelik Türk'ün mesajı var. Yine Nurettin Öztekin selamünaleyküm İrfan hocam demiş. Pandemiden dolayı kulüplerimizin kapanma aşamasında bu konuda Esat Başkanımızın kulüplere nasıl bir ayakta duracağı sını sorar mısınız demiş. O konuyu zaten değineceğiz. Muhammed Fahri Saraç, spor programı çok iyi gidiyor demiş. Teşekkür ediyoruz. Tayfun Kobaş, hayırlı yayınlar demiş. Murat Koçalan merhaba, başta İrfan Doruk olmak üzere böyle bir programı bizlere ulaşmasını sağlayan Altaş TV ve ailesine teşekkür ediyoruz demiş. Konuğumuz Esat Beyefendi'ye de selamlarımızı iletiyoruz demişler. Altınayak Gençlik ve Spor Kulübü'nden Sami Yeşilbaş, selamünaleyküm başkanım iyi yayınlar yazmış. Ömer Maşallah başkanım yazmış. Mehmet Kılıç selamlarını iletiyor. Murat Yıldız, son olarak da Muhammed Fahri Saraç, değerli başkanım Pars Karate Spor Kulübü olarak bizleri izliyoruz yazmış. Başkanım, pandemi sürecinde dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Allah bu milletin, tüm İslam aleminin, milletin yardımcısı olsun. Gerçekten zor bir konu. Karate olarak pandemi sürecinde kulüplere ne gibi katkınız oldu? Olmaya da devam ediyor mu?
Ya şimdi şöyle tabii, yani bu süreç gerçekten çok zorlu bir süreç. Bu süreçte biz ne kadar katkı yaparsak yapalım, antrenörlerin, kulüplerin gayretleri olmazsa, özel çabaları olmazsa ayakta durmaları gerçekten çok zor. Sıkıntılı bir dönem. Tabii biz de federasyon olarak bu pandemi başladığında ne yapabiliriz? Bakanlıkla, genel müdürlükle nasıl bir şey yapabiliriz? Sadece karate değil, tabii karate gibi kung fu, işte wushu, muay thai, kickbox, taekwondo, judo. Bütün bu sporların bizim gibi kulüpler işletmecileri, antrenörler biliyorsunuz. Evet. Bunların nasıl bir destek olunur diye bir çalışma yaptık ama çok ilerleyemedik. Aslında genel müdürü bey de grupta arkadaşlara söyledi. Esat Bey bizi aradı ama ilerleyemedik dedi. İlerleyemeyeceğimizi görünce ben bizzat federasyon olarak ne yapabilirim o zaman kendi başıma diye düşündüm. Bizim dönem dönem imkanlar doğrultusunda Yıldızlar, Minikler Türkiye Şampiyonası'nda daha önceleri yaptığımız derece alan sporcuların antrenörlerine ödüller veriyorduk. Yani onları teşvik etmek amaçlı. Çünkü oradaki sayı, antrenör sayısı, ödül alan antrenör sayısı 100'ün üzerinde oluyordu. Diğer büyüdükçe yaş kategorileri sayı biraz daha azalıyordu. Hı-hı. Daha çok antrenöre ulaşabilmek için orayı seçmiştik. Oradan gidiyorduk. Bu sene yine bir şeyimiz vardı, yani geçen yıl 2019'un sonunda böyle bir ödenek ayırmıştık. Pandemi olunca hesap numaralarını almamıza rağmen, bütün hazırlıkları yapmamıza rağmen şeylerden vazgeçtik. Sadece yıldızlara yapmaktan vazgeçtik. Biraz duralım, önümüzü görelim, ne yapabiliriz dedik. Biraz durduk tabii, başka bir çözüm yolu var mı onu araştırdık. Bulamayınca bir bankayla da anlaşmamız vardı. Belli bir süre hesapların taşınması, gelmesi, gitmesiyle ilgili. Oradan da bir miktar paramız vardı. Oradan da bir miktar ödüllerden olan paramız vardı. Birleştirdik. Aşağı yukarı, yanlış hatırlamıyorsam, 465 kulübe bir nakdi yardım edebilme imkanımız oldu. Türkiye genelinde. Çok büyük bir rakam. Sadece Türkiye şampiyonasına katılmış olmak. Yani 1000 lirayla 5000 lira arasında katıldığı musabaka sayısına göre bir yardım yaptık. Ciddi bir hoşnut oldu arkadaşlar. Yani onların bütün maddi imkanlarını, sıkıntılarını çözmedi ama motivasyon açısından, manevi bir açısından. Bir can suyu oldu. Maneviyat açısından önemli oldu. Yani bir sahipleri olduğunu hissettiler. Bunu da yapabilen herhalde tek federasyon biz olmuşuz. Evet, şu an ilk defa sizden duyuyoruz yani. Öyle oldu herhalde. Belli, yani çok arkadaşlar mutlu oldular. Miktarlar tatmin edici olmasa da gönülden, az veren candan, çok veren maldan hesabı candan olduğunu bildiler. Yarım elma gönül almak. Aynen öyle. Candan olduğunu bildiler. En azından Karate Federasyonu bizim yanımızda olduklarını bildiler yani. Birçok yani ondan sonra yine tabii biz diğer amatör, bizim gibi salon sporları yapan, yani dansından bilek güreşine, fitnessine kadar işte diğer bütün kickbox, karate, taekwondo hepsi işte beraber bir çalışma yaptık. Bakan Bey'e ilettik. Bilardosu'na kadar yani. Hı-hı. Bilardo Federasyonu'na kadar. Vergilerin muafiyetinden diğer işte elektrik, su, doğalgaz, salon kiraları, giderlerine kadar bir detaylı bir rapor hazırladık, verdik. Ama şu ana kadar tabii bir çalışma muhakkak oluyordur ama şu ana kadar bir şey olmadı ama biz bu arada bir şey daha yaptık. Futbol işte oynanmaya başlayınca, şeyler olunca Haziran'dan itibaren en azından kata olarak başlayalım dedik. Katay yarışmalarını biz internet üzerinden yapıyorduk da salonlarda da çalışmayı gündeme getirdik. Salonlarda diğer branşlardan hepsinden önce biz başladık salonları açmaya. O çalışmayı yaptık. Salonlarımızda karate, kata, belli bir mesafe, şartlar, mesafe, hijyen, maske kuralları. Aslında çalışırken maske kullanılmıyor ama alan açısından o çalışmaları yaparak, bütün salonlarımız tedbirleri alarak çalışmalara başladılar. Daha sonra da 15 Temmuz'da Türkiye'deki ilk salon organizasyonunu yaptık. Dünyadaki ilk karate organizasyonunu da yapmış olduk. Kata şampiyonası yaptık, Türkiye kata şampiyonası yaptık. Bazı arkadaşlar çok muhalefet etti zamanında ama o anda yanımızda arkadaşlarımızı, veliler arada yarışma yapıyor musunuz? İşte tamam, çocukları getiriyoruz. Bir güven oldu. Salonlara bir geliş oldu. O da bir salonlar için önemliydi. Ayrıca daha sonra Sakarya'da Kulüpler Türkiye Şampiyonası yaptık yine kata olarak.
O da bir can suyu oldu kulüplerimizin harekete geçmesi açısından. Şu anda yeni bir yasaklar geldi, sıkıntılar var. Birkaç gündür biraz migrenim tuttuğu için ilgilenemedim ama biraz bunu atlatır atlatmaz. Bu konuyla da ilgili bir görüşmeler yapacağız. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bakanlık nezdinde, genel müdürlük nezdinde bir şeyler yapılabilir mi? Tabii bilmiyoruz. Bu şartlarda gittikçe zorlaşıyor. Başkanım, hasta sayıları artıyor. Ya gerçekten pandemi sürecinde en çok sıkıntıyı yaşayan ülkemizde spor kulüpleri. Yani çünkü bunların kirası... Çok da dile getirilmiyor. Çok da bilinmiyor. Ama gerçekten her mahallede bir spor kulübü var. Bunlar da hiçbir yerden bir destek alamıyor. Şu an Türkiye'de 66 federasyon var. Sadece Karate Federasyonu bir can suyu yapıp kulüplere nakdi yardım yaptınız. Gerçekten spor her yerde olarak sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Güzel bir başlangıç. Yani az en yaptık. Keşke daha çok yapabilme imkanımız olsaydı. İmkanımız olsa mutlaka yapacağınızdan hiç şüphemiz yok. Bunu söyleyebiliriz. Ama şu an bizi ekran başında izleyen sevgili spor adamları, spor bakanlığımızın değerli yetkilileri en azından stopaja bir esneklik yapsınlar. Hiç olmazsa. 3 ayda bir stopaj veriyorlar. Bunlar da kulüplerin ciddi anlamda belini büküyor. Bunların hepsini işte yazdık, detaylı olarak verdik. Bakalım işte şu anda da biraz tabii rahatlayınca rafa kalkmış olabilir ama yeniden bir döneme giriyoruz. İnşallah çözümler kulüplerimizin, antrenörlerimize can suyu olacak şekilde tecelli eder. Çünkü çözümlere, yardımlara şu anda bütün branşlarda, sadece karate değil, bütün branşlarda ihtiyaç var. Bu da federasyonların şu anda boyutunu, gücünü açabilen bir durum. Evet, pandemi sürecine gelmişken başkanım, Türkiye Karate pandemi öncesi Tokyo 2020 için karatede 8 siklette 5'inde kota almayı başarmıştı. Sizden olimpiyatlarda ilgili durumu, olimpiyatlarda hedefleriniz öğrenebilir miyiz? Ya şimdi şöyle, bizim karatede ferdi siklet olarak 12 siklet yarışıyor takımlar hariç. 12 sikletin olimpiyatlarda 8'i yarışacak. Yani bazı sikletler birleştirilecekler. Nasıl birleştirecekler? Erkeklerde 60-67 bir kota veriyor. Bir yerde kota veriyor. 75 bir yerde koyuyor kendi içinde. 84 ve artı 84 bir yerde veriyor. 3 kota yapıyor komitede. Kadınlarda da 50-55 bir yerde, 61 bir yerde, artı 60 ile 68 ile artı 68 bir yerde kota veriyor. Yani 3 siklet de orada. Ayrıca kadın ve erkek kata toplam 8 yapıyor. Süreçte şöyle, az önce de bahsettiğim 24 tane müsabaka oldu. 2 tane müsabaka yapılmadı. Pandemiden dolayı müsabakalar iptal edildi ve olimpik rankingleri, o günkü rankinglere göre listeler açıklandı. Bugünkü rankinglere göre bizim 5 tane sporcumuz olimpiyata gitme hakkı kazanıyordu. Bu da dünyada tek ülkeydi 5 evet. sporcu veren. Türkiye olarak Türkiye mi? Tek ülkeydi yani. Diğerleri en fazla veren 4'tü, biz 5'tik. Olimpiyatlara burada kalmışken devam edelim başkanım, sözünüzü kesip. Dünya olarak olimpiyatlara kaç ülke katılıyor? Yaklaşık bilginiz net olarak. Ya şimdi tabii bütün... dünya olimpiyat sürecinde yarışıyor. Bütün dünya. Yani evet. En son 204 ülke mi yarıştı şampiyonada. Ama tabii olimpiyatlarda yer alabilecek ülke sayısı sınırlı. Çok evet. fazla değil. Ama 80 tane sporcu toplamda olimpiyatlarda yarışmış olacak bütün karate dünyadan. Hı hı. Bu 80 tane, 8 tane zaten ev sahibi Japonya'nın olacak. Diğerleri de işte kota alan ve white card'la gelenler olacak. Şu anda işte dediğim gibi o ilk açıklandığında, iki müsabaka iptal edilerek açıklandığında bizim 5 sporcumuz içeride vardı. Bu da çok büyük başarı yani. Tabii inanılmaz bir başarı. Türkiye tarihinde bir ilk olacak. İlk defa da olimpiyatlara yani gitmesine rağmen. 8'de 5 ve artı bir de kota müsabakası olacaktı. Evet. Oradan da girme imkanları olacaktı. Sayının artma imkanı vardı. Şu anda bu iptal olunca iki tane müsabaka tekrar olimpiyatlar uzayınca yapılması gündeme geldi. Buna göre de şu anda 3 sporcumuz zaten garanti. Evet. Yani ne olursa olsun katıldıkları iki müsabakada yarışmaya gitmeseler de olimpiyatlara gitme hakları var 3 evet. sporcumuzun. Diğer 61'deki kızımız Merve Çoban şu anda 3. sırada ve oradan 4 kişi gidiyor. Ranking'de 3. 4. gidiyor. Diğer bu arada
Kata'daki Ali Sofuoğlu da rankingde 3. Oradan da 4 kişi gidiyor. Diğer iki rankingdeki sporcumuz hem 50-55 birleştiğinde Serap Özçelik orada 1. 80-84 birleştiğinde de Uğur Aktaş orada zaten rankingi 1. bitirdi. Her halükarda onların 3'ü gidiyor. Merve Çoban'ın matematiksel olarak 2 müsabaka yapılmadığı için biz %90 diyoruz. Aslında çok %100'e yakın bir şansı var yani %100. Ama matematiksel olarak şu anda en kötüyü de düşündüğün zaman öyle bir riski var ama bence %100. Ama %90 diyelim yine. Olimpiyatlara gitme hakkı var. Daha önce kotada açıklanan Meltem Hocaoğlu'nun rakiplerine göre %50'nin üzerinde %60 şansı var şu andaki duruma göre. Ama iki müsabaka yapıldığında bunu göreceğiz. Ümit ediyorum ki Meltem de bu kotayı almış olacak. Böylelikle 5'i tamamlamış olacağız. Ama 6 neden olmasın? İnşallah. O da olabilir. Ama en önemlisi tabii en son yapılacak kalifikasyonda diğer arkadaşlarımızın ortaya koyacağı şey. Mesela Dilara Bozan 5. 4. olsa olimpiyatlara gidiyor. Şu anda rankingde 5. Yani çok yüksek şansı var şeyde eğer bu süreyi psikolojik olarak, fiziksel olarak doğru geçirirse kalifikasyonda çok yüksek şansı var. 60-67 kilonun dediğim gibi kalifikasyon için muhakkak ki bir eğer Eray bu süreçte alma ihtimali var, alamazsa bir 67 ile bir müsabaka yapıp kazananın katılacağı, ona biz karar vermek istemiyoruz. Bir olimpiyat kalifikasyon müsabakasından kalifikasyon alacağımızı düşünüyorum. Ayrıca diğer 75 kilodaki Erman kardeşimiz de 6. mı ya da 7. mi sırada mı ne, orada da ilk 4 gidiyor. Onun da kalifikasyondan alabileceğini düşünüyoruz. Bizim hedefimiz 8. 8'de 8 yapmak. Yani çok mu zor? Çok zor. Çok mu zor? Değil. Yani nereden baktığınıza bağlı. Belki dışarıdan bakıldığında olimpiyat sürecinde yarışanlar için çok zor geliyor olabilir ama benim tarafımdan baktığın zaman çok da zor değil sporcuların durumlarını ortaya koyacakları şeyleri düşününce olabilecek diye düşünüyorum. Ama en kötü şartlarda bir fire versek de 7 ile olimpiyata gitmek istiyoruz yani en kötü şartlarda. 8'de 8 yapmak istiyoruz ki bunu yaparsak herhalde bir ilk olur spor tarihinde bu kotaların tamamını almış olmak. 3 bile şu anda garanti olan 3 bile büyük bir başarı. 8'de evet. 3'ü almak bile çok başarı. Hatta 4 diyeyim ben onu. 4.'yi de garanti diyeyim. Çok ciddi bir başarı. Ama ben 8'i yakalayabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Başkanım, amacımız bu. Bakacağız, göreceğiz hep beraber. Gerçekten, duamız da bu. İnşallah bizim de kalben, ruhen ve inancımız gereği gerçekten dualarımız da sizle beraber olacak. Türk milleti olarak. Karate'de özellikle olimpiyatlarda tarih yazacak Türkiye tarihinde ilk defa katılmasına rağmen İstiklal Marşı'mızı okutacak hedefliyor musunuz? Yani burada mutlaka biz şu siklette de mutlaka çünkü dünyadaki karate sporcularını az çok takip ediyorsunuzdur. Ya şimdi karate şöyle bir spor. Karate'de bir anlık o dakikalık, saniyelik olaylarla şampiyonluklar gelip gidebilir. Çok zor, yarışması zor yani. Basketbolda havada attın, sahi bitti, gitti, düştü. Üç sayılık attı, işte kazandı son salise falan. Evet. Öyle bir şey. Yani böyle olmasına rağmen ben tabii arkadaşlarımdan umutluyum ama yukarıdan mı gelir, aşağıdan mı gelir, ortadan mı gelir ya da hepsinden birden mi gelir onu göreceğiz inşallah. Ama ben hepsinden ümitliyim. Evet. Yani hepsi olimpiyatlarda İstiklal Marşı'nı çaldırabilecek beceri ve yeteneğe sahip arkadaşlarımız diye düşünüyorum. Teknik ekibimiz o şekilde. Ama tabii siz ne derseniz deyin, ne yaparsanız yapın bir de nasip denen bir şey var. Mutlaka. Ama biz şuna inanıyoruz. Tabii nasip var ama nasibi gerçekleştirmek için yani iyi yöne çevirmek için de bir gayret, bir mücadele, bir çalışma, bir azim lazım. İnşallah arkadaşlarımız bu azimle bilinçteler. İnşallah gerçekleştiririz yani. Öyle istiyoruz yani ne bileyim. Yani isteğimiz, duygumuz o arkadaşlarımız. Hepsi evet. Madalya alsın istiyoruz. Hepsi altın madalya alsın. Hepsi ikincilik, üçüncülük neyse madalya alsınlar yani. Hepsi madalya alsın. Bunu yeter istiyoruz. Ki o kürsüde olsunlar. O kürsüde olsunlar. Ben kürsünün birinci ile üçüncü yeri arasında tabii
bakıldığı zaman herkes birinciliği ister ama benim için birincilikle üçüncülük arasında çok fark yok. İkincilik arasında çok yok. Bir anlık şeyle birinci de olabilirsin, üçüncü de olabilirsin. Hiçbir şey de alamayabilirsin. Kürsünün her yeri güzel. Biz artık sporculara bunu öğrettik. Kürsünün her yeri güzel. Ama en güzel yeri tabii kendilerini en iyi hissettikleri yer, onlara yakışan yer birincilik inşallah. Oraya çıkarlar. Olimpiyatlarda yarışacak tüm sporcularımıza karate, tekvando, güreş, judo, bütün branşlardaki sporcularımıza 2021 Tokyo Olimpiyatlarında başarılar diliyoruz. Başkanım, sportif başarınız yanı sıra Türkiye Karate Federasyonu olarak sosyal bir faaliyetiniz var mı? Tabii biz sporu, sportif başarıyı peşinde koşan, sportif başarıyı önemseyen bir federasyon olmamızın yanı sıra sosyal hayatın içinde de olan bir federasyon olmaya çabalıyoruz. Örneğin bir defalarca kan bağışı kampanyası yaptık. Kan bağışı kampanyası yaptıktan sonra şunu öğrendik. Bir federasyon olarak kan bağışı kampanyası yapan ilk federasyonmuşuz. Evet. Daha sonra kök hücre kampanyası yaptık. Burada da şöyle bir ilginç şey ortaya çıktı. O güne kadar yapılan kök hücre kampanyasında iki kişinin hayatını kurtardığı ya da iki kişiye ilk nakli yapılabildiği ilk ya da tek şu anda bilmiyorum daha sonra oldu mu ilk organizasyon da bizim yaptığımız organizasyon Allah nasip etti. Tekerlekli sandalye kampanyası yaptık. İhtiyaç sahipleriyle buluşturduk. Ondan sonra maket uçak çalışmaları yaptık havacılık sevdirmek amacıyla. Daha sonra Mehmetçik Vakfı'na Zeytin Dalı hareketleri ve Barış Pınar hareketleri döneminde bunlar adına turnuvalar yaptık. Hatta bir turnuvanın gelirini tamamen Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. Mehmetçik Vakfı'na da bunu yapan tek federasyonmuşuz. Oradan da bize bir plaket verdiler sağ olsunlar. Ciddi sosyal alanda faaliyetler yapıyoruz. Mesela çevre, şimdi aklıma geldi, çoğu aklıma gelmiyor. Evet. Çevreye hassasiyet gösteren kampanya var. Biliyorsunuz poşetlerin evet. kullanılmaması, naylon poşetlerle ilgili. Doğayı kirletmemek için. Doğayı kirletmemiz, farkındalık oluşturmak için. Tabii bizim yaptığımız kampanyalar hepsi %100 şöyle oluyor değil. En azından bulunduğumuz camiye evet. farkındalık oluşturmak için yaptığımız kampanyalar. Evet. Mesela orada şey torbası, alışveriş torbası mesela dağıttık insanlara o kampanyaya destek verebilmek için. Çünkü farkında olsun insanlar diye. Yani aklıma şu anda aslında bir sürü faaliyet yaptık ama hepsi aklıma birden gelmiyor. Dediğim gibi sadece amacı madalya alan bir federasyon. Tabii ki amacımız o ama hayatın içinde olan, farkındalıklar oluşturabilen, sosyal hayatın içinde olan bir federasyonda olmak istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Evet. Gerçekten bize tebrik ediyoruz. Başkanım. Programımızın da sonlarına yaklaştık. Son olarak Cumhurbaşkanımızla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la sporculuk dönemimize iyi bir ilişki içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da kendisine siyah kuşak hediye ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın karateye ilgisini anlatır mısınız? Ya aslında çok ilginç. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne o dönemde sporcuyduk. Bir takım kurulacağını, tekvando takım kurulacağını üniversitedeki arkadaşımız aracılığıyla öğrenmiştik. Onunla beraber spor aşağıya gittik. Biz karateciyiz. Burada karate takımı kurmak istiyoruz dedik. Kim var, şu var filan deyince. Haldun Alagaş'ın ismini duyunca dediler tamam olsun. Gittik orada karate takımı kurduk. Ben sporcuydum orada biz arkadaşlarla. Daha sonra tabii süreç içinde antrenör olduk. Tabii Cumhurbaşkanımız biz şampiyonalara gittiğimizde spora ilgili birisi aramaya başladı. Şube sorumlusunu, şube sorumlusuyla konuştu. Sonra benimle konuştu. Benden sonra sporcularla takım kaptanıyla konuşup ciddi moral motivasyon oldu. O moral motivasyonla da biz Türkiye'ye o dönemde gelmeyen bir eskiden voleybol takımının kulüpler düzeyinde aldığı bir başarı vardı. Onun dışında alınan herhangi bir başarı yoktu. Biz Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları belediyeye o dönem getirdik ve bir şeyin kapısını açtık. Bir devrin kapısını açtık o dönemde. Cumhurbaşkanımızın spor olan o desteği bu başarıları bize getirdi diyebilirim. Yine de şu anda da şunu görüyoruz Türkiye'deki tesisleşme, imkanların ilerlemesi Cumhurbaşkanımızın spor olan desteği ve
katkısı sayesinde oluyor. Şu anda bu kadar az önce başarılardan bahsettik. Bunlar eğer Cumhurbaşkanımızın spora olan bu ilgisi, bütün sporlara sadece karate değil, bütün sporlara olan ilgisi, desteği olmasaydı mümkün olması zor işlerdi. Biz aslında bu dönemde başka bir şey daha kazandık aslında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Uluslararası arenada Türkiye'nin vizyonu, misyonu çok farklı oldu. İlgi alanı çok değişti insanların Türkiye'ye karşı. Çünkü biz eskiden Türkiye'ye organizasyon almada sıkıntılarımız vardı. Salon yoktu. Aynen. Salon olsa organizasyon yapacak insanlar yoktu. O işi beceri olan insanlar yoktu. Cumhurbaşkanımızdan sonra işte belediye başkanlığı, sonra başbakanlık dönemlerinde salonlar yapıldı. Organizasyon kabiliyetleri gelişti. Bu organizasyon kabiliyetleri sayesinde Türkiye'ye defalarca üst üste organizasyonlar gelmeye başladı ve bu organizasyonlarda elde edilen başarılardan uluslararası alanda da bütün federasyon başkanları yönetim kurullarında görev almaya başladı. Bazıları başkan vekili oldu. Başkan olanlar da var. Biz de bu Türkiye'ye olan ilgi sayesinde, bu sadece bizim kendi başımıza, tek başımıza başarımız değil. 3 dönemdir Dünya Karate Federasyonu'nun yönetiminde görev alıyorum. Hatta birinde aday olmadan beni aldılar yönetime. Avrupa Federasyonu'nun yönetiminde işte. Bir sürü alanlarda Türkiye'nin gücüyle beraber, güçlenmesiyle mutlaka beraber evet, elde ettiğimiz kazanımları doğru kullandık. Tabii biz hem bu anlamda Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca olimpiyatı konuştuk. Olimpiyat sürecinde de Milli Olimpiyat Komitemize, Uğur Bey'e, Neşe Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların da bu süreçte bizle çok yakın çalışma, işbirliği gösterdiler. Çok destek verdiler bize. Onlara da bir teşekkür etmeyi borç biliyorum. Bütün birimleriyle birlikte çalışmayı başardığımızda aslında neler olduğunu karate örneğinden görme imkanımız da ortaya çıkmış oluyor. Evet başkanım, sonlara yaklaşmışken Türkiye'de son olarak karate camiası şu an sizleri izliyor. Yeni dönemde 2021, yani şurada 2 yıl, 1,5 ay sonra 20 yıla geçeceğiz. Yeni dönemde karateyi ne gibi yenilikler bekliyor? Ya şimdi karatede yapacağımız çok güzel şeyler var ama söylemek istemiyorum artık bunları. Çünkü söylediğimiz her şey başka bir yerden proje olarak ortaya çıkıyor. Evet. Hatta öyle oluyor ki söylemlerimiz bile sloganlaştırılıyor. Kendi sloganlarımış gibi kullanıyorlar. Onun için ama bizim camiamız, bizim ne yapacağımızı yıllardan beri bizi tanıdıkları için biliyorlar. Boş konuşmadığımızı, hiçbir zaman vaat etmediğimizi, sadece icraat yaptığımızı çok iyi biliyorlar. Onun için de 3 tane federasyon başkanı seçtiler bizi. Tabii önümüzdeki dönemde de Allah sağlık verirse onlara yeni kapılar açacak, yeni imkanlar oluşturacak projelerimiz ve çalışmalarımız mevcut. Ama şöyle olacaktı, böyle olacaktı konusunda çok girmek istemiyorum çünkü bir yerde yaptıklarımız, icatlarımız bizim, ortada diyorsunuz. Ya bizim yaptıklarımız da belli. İnsanlar bizi tanıyor, biz de insanları tanıyoruz. Kimsenin gözüyle kimseyi görmüyoruz. Kendi gözümüzle her şeyi, herkesi görüyoruz. Bizi de herkes olduğu gibi görüyor. Ben mesela oturup şöyle 3 saat konuşsam derler ki vay Esat Hoca'ya bak, bir numara yapıyor. Çünkü benim böyle 2 saat, 3 saat oturup konuşamayacağımı biliyorlar. Evet. Onun için camia bizi tanıyor. Biz de camiayı tanıyoruz. Bir problem yok. Evet. Yani inşallah onlar bizim neler yapabileceğimizi biliyorlar. Biz de ne yapacağımızı biliyoruz. Son olarak programımızın sonuna geldik. Son olarak sözlerinizle programımızı kapatalım hocam. Tabii ben bu zor süreçte bütün vatandaşlarımıza, özellikle de antrenör arkadaşlarımıza, hakem arkadaşlarımıza sabırla, metanetle işlerine sahip çıkmalarını, kendilerinin çözüm yolları bir şekilde bulmalarını öneriyorum. Çünkü becerikli olduklarını, bunu yapabileceklerini biliyorum. Biz de federasyon olarak elimizden gelen gayreti göstereceğimizi onların bilmesini istiyoruz. Çünkü biz birlikte bu işleri başardık. Bir olarak başardık. İnşallah bu süreci de bir olarak birlikte atlatacağız. Atlattıktan sonra da inşallah bunlar bir hatıra olarak, burada yaptıklarımız, yapacaklarımız, birbirimizle olan ilişkilerimiz hatıra olarak kalacak inşallah. Teşekkür ederiz bu akşam bizleri konuk olduğunuz için. Ekran başındaki bizi izleyen sevgili seyircilerimiz, haftaya Spor Her Yerde Kampu Karate'nin kurucusu Ramazan Çelik Türk hocamız, 70'li yılların hocası, ona konuk olacağız.
Haftaya yeni bir Spor Her Yerde programıyla görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı akşamlar. Başer, spor her yerdeyi sundu.